Arkadaşlar bu desi sayfamızda Marmara'nın dağlarına bakacağız. Marmara'nın dağları hikayesinde bir küçük kazdan söz etmiştim. Arkadaşlar kaz dağları burada yer almaktadır. Kaz Dağları'nı Ege Bölgesi'nde de oldukça fazla anlatırız. Ee, çok yüksek olan bir dağ değildir. Yani ortalama yükseltisi 1774 metre yüksekliğinde bir dağdır Kaz Dağları. Peki bizim küçük kaz'a. E, coğrafya öğretmeni Git Marmara'nın dağlarını öğrende geldiğince bizim küçük kaz Marmara'nın en yüksek dağına tırmanmıştı. Marmara'nın en yüksek dağı neydi arkadaşlar? Uludağ. Uludağ sorularda genellikle karşınıza batalit olarak çıkmaktadır. Bir iç püskürük, derinlik volkanizması olarak çıkmaktadır. Dikkatli olunuz. Peki bizim küçük kas Marmara'nın en yüksekte uluda tırmanınca ayakları üşümüştü. Ayaklarına ne koymak zorunda kalmıştı? Saman. Burada kim var arkadaşlar? Samanla dağları. Sonra ee, bu. Ayakları biraz ışınmıştı ama çok da korkmuştu. Korkunca da hemen gitmişti. Koruların arasına saklanmıştı o. Burada çok böyle bir tepe görünümünde olan koru dağları var. Hava kararmıştı ama bakın buraya zaten ismini de vermiş. Hava kararmıştı ama yıldızlar, yıldız dağları bakın haritada kesinlikle yerini unutmamanız gereken dağlar listesindedir. Çok kıymetli dağlar listesindedir. Şimdi benim orada yazı olduğu için biraz böyle karışık görünüyor ama. Bakınız şu Trakya bölümünün Karadeniz'e dokunan kısmı arkadaşlar bizim için yıldız dağlarıdır. Dikkatli Yıldız Dağı'nın 2000 metreyi geçmemiştir. Dikkatli olun çok yüksek değildir ama çok dağlık ve engebelidir. Yani bu daha tehlikelidir bizim. Bu arada Yıldız Dağı'nın diğer adı nedir diye sorarlarsa ıstırranca dağlarıdır tamam ıstırranca dağları olarak karşına çıkacaktır yıldız dağlarına şöyle baktığımızda yıldız dağları sahası olarak çok dağlık ve engebeli olduğu için genellikle Marmara'nın da en tenha yeri olarak kabul edilmektedir tamam dikkat etmen gereken bir bilgidir bu yine Hazır Yıldız Dağları demişken Yıldız Dağları aynı zamanda kıyıya paralel uzandığı için denizden gelen nemli havayı tutacak ve Marmara'nın en yağışlı yeri neresidir sorularında da genellikle bizim gittiğimiz yerlerden birisi olacaktır. O yüzden buraya da dikkat etmen gerekir. Neyse çok uzatmayayım. Yıldızlar nelerini saçmışlardı? Işıklarını. Bakınız burası Işıklar Dağları. Ve bu Çanakkale dediğimiz yer yani bu yarımada arkadaşlar zaten Biga yarımadası. Burada bulunan bütün dağlara da biz ne diyoruz arkadaşım? Biga dağları ismini veriyoruz. Marmara'da dağlar deyince Kaz Dağları'nın bir kısmı, Uludağ, Yıldız Dağları, Samanlı Dağları, Koru Dağları, Işıklar Dağları ve Biga Dağları aklınıza gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Teşekkür ederim.